Yaklaşık 3 senedir ProTrans'ta mekanik ve endüstriyel ürün tasarımı alanında eğitim ve teknik destek uzmanı olarak çalışmaktayım. Webinar konularımızı genelde müşterilerimizin sıklıkla sorduğu konulardan seçmekteyiz. Bugün özellikle kütüphanede standart parça oluşturma konusunu seçmek istedim. Çünkü müşterilerimiz genelde aynı parçayı kopyalayarak, ismini değiştirerek farklı montajlarda kullanmaya çalışıyorlar. Ancak kendi özel üretim parçalarınız varsa bunların her seferinde ismini değiştirmek, bazı montajlarınızda montaj ilişkilerinizin patlamasına, bazılarında dosya kaybına neden olabilir. Bu sebeple özellikle özel parçalarınızı kendi kütüphanenizi oluşturarak nasıl standart parça kütüphanesine eklersiniz, ondan bahsedeceğim bugün. Tabii bunun için öncelikle modelleme yaparken parçalarınızı parametrik olarak modellemelisiniz. Çünkü her bir ölçü değerinin bir karşılığı olmak zorunda parametrelerle. Daha sonra bu parametreleri standart parçayı kütüphaneye tanımlarken nasıl kullanırız? Ondan bahsedeceğiz. Content Center içerisinde kendimize ait kategori oluşturma ve kendi kütüphanenize o kategorileri eklemeden bahsedeceğiz. Evet. Birçok kullanıcımızın da bildiği gibi Inventor'ın kendine ait bir proje yapısı var. Bu proje yapısı içerisinde Content Center'ın dışında kendi parçalarınızı kaydedebileceğiniz sağ alt tarafta bulunan bir kütüphane kısmı var. Burada siz öncelikle kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Ben buradan hava olarak bir kütüphane klasörü oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi buraya eklendi. Ekledikten sonra mutlaka Use Still Library kısmını read-write yapmanız gerekiyor. Bu şunun için geçerli. Siz yeni parçalar çizdiğinizde kütüphaneye kaydedebilmeniz için, yani kütüphaneden bir şey ekleyip silmek veya parçanın ölçülerini değiştirebilmek için bu kayıt kısmındaki ayarların değiştirilebilir olması gerekiyor. Bu sebeple read-write yapmak lazım. Kaydedip kapatıyorum. Normal bir somun modelleyeceğim şimdi. Buradaki değerini D eşittir 25 milimetre diyorum. Şu an 25 görünüyor ama gelip parametrelerden baktığımda D eşittir 25 olarak görüyorum ölçümü. Daha sonra extrude katılımı yapıp yükseklik eşittir 7 milimetre diyorum. Yine aynı şekilde ortasından bir delik açacağım. Bu da metrik 10 olsun. Hatta bu biraz küçükmüş. 10 değil, 17 diyelim. Evet. Şimdi bunu kapatıyorum. Parametrelerden gelip metrik 17'yi kontrol ettim. Daha sonra tekrar extrude deyip bunu yüksekliğe eşitliyorum. Diğer tarafa diyelim. Parametrelere tekrardan geldim. İçerideki deliğin boşaltma yüksekliği bizim somunumuzun yüksekliği kadar olacak. O yüzden yükseklik değerini eşittir y yaptım. Bunu yaptıktan sonra yine şuralardan pah kırabiliriz istersek. Bunu yaptıktan sonra Manage kısmına geliyorum ve Editör'e tıklıyorum. Editör bizim Content Center içerisindeki sınıflarımızı ve kategorilerimizi gösteriyor. Burada kendi oluşturmuş olduğumuz kütüphaneleri de Library View kısmından görüntüleyebiliriz. Benim somunum Fasteners'ta
olacak. Kendi kütüphaneme bunu eklemem gerekiyor. Hawaii'ye sağ tuş yapıp Fasteners'a Kuptika Category Structure to Hawaii 2 diyorum. Kendisi kopyalıyor içerisindekileri. Kopyaladıktan sonra kendime ait bir kategori oluşturacağım. Evet. Buradan Hawaii 2'ye geliyorum. Gördüğünüz gibi bütün Fasteners altındaki civata, somun, pul, pim gibi kategorileri ekledi. Buradan Create Kategori'ye tıklayıp kendime ait bir kategori oluşturuyorum. Buraya da yine somun 2 kategorisini ekledim. Buraya isterseniz somunların genel bir BPM uzantılı fotoğrafını ekleyebilirsiniz, resmini ekleyebilirsiniz. Ve parametreleri de koyabilirsiniz. Bu parametreler neler içindir? Yüksekliğe göre sınıflandırabilirsiniz. İçine metriğine yani ölçüsüne göre sınıflandırabilirsiniz. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi buraya somun 2 adı altında bir kategori oluşturdum. Done'a tıkladım. Benim somunu modelleme işlemi bittikten sonra burada sağ tarafta önce kaydetmemi istiyor tabii. Parçayı kaydediyorum. Evet. Sonra 2 dedim. Kaydettim. Buradan publish kaydı açtım. Nereye ekleyeceğimi soruyor. Hangi custom yani özelleştirilmiş kütüphane ekleyeceğimi soruyor parçayı ve kullanacağı dilden bahsediyor. Türkçe dil desteği yok biliyorsunuz. O yüzden İngilizce olarak seçiyorum. Next'e tıkladım. Daha sonra buradaki hangi kategorinin altına bu parçayı eklemek istediğinizi soruyor. Ben somun 2 olsun diyorum. Yine parametreleri ekleyebilirim. Neye göre sınıflandırmak istediğimizi soruyor. İsterse parça numarası, isterse malzemeye göre veya siz parametreler kısmından yeni bir değer de ekleyebilirsiniz. Ben materyale göre sınıflandırsın diyorum. Şu an sadece bir parça çizdiğim için. Birazdan iPart çizerek bir liste olarak göndereceğim. Next'e tıklıyorum. Buradan family'sini daha sonra isterseniz bir tanımlaması varsa onu, birimleri, hangi standart birime ait olduğunu, üreticisini, standardını, revizyonunu girebilirsiniz. Girmeseniz de olur. Ama girerseniz değer açısından, hesaplama değerleri açısından daha sağlıklı olur. Ama girmeden de problem yaşamazsınız. Burada bu parçayı nereye kaydedeceğinizi gösteriyor size. Bu BMP dosya uzantılı fotoğrafik görüntüyü buradan alabilirsiniz. Dosyanın konumu CD kullanıcılar, sizin kullanıcınız EPRATA Lokal Inventory 2020'nin içerisinde Content Center'ın altındaki kütüphaneler içerisinde olacaktır. Ve yayınla diyorum. Şu an sağlıklı bir şekilde yayınladı. Montaj kısmına geçiyorum. Bu arada chat'i şu an kontrol etmiyorum. Anlattıktan sonra sorularınızı alacağım. Place from Content Center dedikten sonra Fasteners'ın altında gördüğünüz gibi somun 2 klasörü var. Buradan çizmiş olduğum somunu montaj içerisine getiriyorum. Şimdi bir de farklı ölçülerde somunlarınız olabilir. Siz bunu bir liste olarak görmek istiyor olabilirsiniz. Sol tarafta. Şurada. Materyal olarak değil, ölçülerine göre veya yüksekliğine göre sınıflandırmak istiyor olabilirsiniz. Ben tekrardan somun 2'ye geliyorum. Burada Create iPart'a tıklıyorum. Create iPart'ın içerisinde benim şu an 4 tane farklı değerim olacak diye düşünelim.
tek bir dosya içerisinde farklı varyasyonlarını ölçülerine göre oluşturacağız. Sağ tuş Insert Row diyorum. Burada Y ve M değerleri var. İstersek ekstrüzyonun içerisinde de farklı bir değerimiz varsa onları da ekleyebiliriz buradan. Yine şu değeri de ekleyelim. Evet. Ben şuradaki isimleri, parça numaralarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Doğrudan üzerine tıklayarak 4 diye değiştiriyorum. Mesela bu şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Altıgenin iki kenar açısı arası uzaklığı 25, 30, 35 ve 40 olarak değiştiriyorum. Dedim. Yine içerisindeki deliğin çapını 21 mm, 23 ve 25 mm olarak değiştiriyorum. 25 mm dedim. Yine yüksekliğini de 8, 9 ve 10 olarak değiştireceğim. Tekrardan aynı parçanın farklı varyasyonlarını çizmektense belirlediğimiz Y, M ve D parametrelerine göre değişikliğini iPart ile tamamlıyorum. Oluştur dedim. Gördüğünüz gibi sol tarafta unsur aydının altında bir table ibaresi oluştu. Burada ilk bizim oluşturduğumuz şuradaki değerlere bakalım. 25 ile başlayan ölçüsel değerlere göre somun 2,01'i seçtim. Somun 2,04'e tıkladığım zaman ölçüleri tabloda belirlediğim şekle göre gördüğünüz gibi değişiklik gösteriyor. Tekrar tekrar çizmektense tablo üzerinden iPart oluşturarak bunu ekledim. Daha sonra yine tekrardan Publish Part diyorum. Hava 2'ye kaydetsin. Yine dili İngilizce olsun. Fasteners'ın altında son 2'ye eklesin istiyorum. Next'e tıkladım. Ne istersek parametreleri seçebiliriz. Burada neye göre sınıflandırsın? Ben delik çapına göre sınıflandırsın diyorum. Sağ seçtim. Ve Next'e tıkladım. Yine buradaki değerleri girebiliriz. Ama boş bıraksanız da sorun çıkmayacaktır. Şimdi bunu bir öncelikle save as olarak kaydedelim. Çünkü ilk çizdiğimiz somunu family olarak zaten kaydetmiştik. Sonuç olarak yine bu parçayı kaydediyorum. iPart halinde. Somun 2'yi kapatalım. Evet, somun 3'ü açtım. Tekrardan Manage sekmesine gelip Publish Part diyorum. Aynı şekilde burası zaten seçili. Hava 2 özel kütüphanesine eklensin dedim. Yine buradan somun 2'nin altına eklenmesini istiyorum. Parametreleri dediğim gibi herhangi bir parametreniz varsa farklı seçebilirsiniz tanımlamalar arasında göstermesi için. Yine delik çapına göre sınıflandırsın dedim. Evet. Aynı şekilde kaydedeceğimiz yerler görünüyor. Farklı bir bilgisayara geçtiğinizde veya yeni bir sürüme geçtiğinizde otomatik olarak bunları aynı bilgisayarda kuracaksanız tanımlarsınız. Farklı bilgisayara taşınacaksa çizimleriniz bunları kopyalayıp götürebilirsiniz. Publish'e tıkladım. Tamamlandı. Tekrardan montaj içerisine geliyorum. Place from Content Center dedim. Somun 2'nin içerisinde somun 3 vardı. Metreğine göre, çapına göre sınıflandırsın demiştim. Gördüğünüz gibi 17, 21, 23 ve 25 olarak liste halinde sınıflandırdı. Burada parça ismini ve parametrelerdeki değerlerini
kontrol edebilirsiniz. Yine Family'de imalatçısı veya standardı bu tarz bilgileri girmemiştim ama girmişseniz buradan da görüntüleyebilirsiniz. Tekrar Select'e tıklıyorum. İstediğim çapı seçip montajıma getiriyorum. Bu şekilde. Biraz bu konunun tips and tricks yani kısa aydınlatıcı bilgiler şeklinde olmasını istemiştim. Aslında basitçe anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sormak istedikleriniz, anlamadığınız veya tekrarlamamı istediğiniz bir uygulama var mı? Bir dakika, burada bir... Şu an sesim... Aslında bir kısım kişi geliyormuş. Bir dakika rica edeceğim. Buradaki panel biraz küçük. Şimdi geliyor mu sesim? Masaüstü cihazlarda bazen şimdi bir speaker yoksa doğrudan kullanıyorsanız bilgisayarın bazen gelmeyebiliyor. Kapatıp açmak sesi belki işe yarayabilir. Aslında en başında açmıştım. Burada sesimi duymadığınız kısımda sormak istediğiniz, tekrarlamamı istediğiniz bir uygulama var mı? Veya bununla alakalı sormak istediğiniz başka bir soru var mı? Bunun ne önemi var diye soruyor olabilirsiniz. Bazı civatalar mesela boy standarttır piyasada satın alabileceğiniz. Ama sizin modellerinizde, montajlarınızda kullandıklarınızın belki çapı farklıdır, civatanın boyu farklıdır veya siz profil üreticisisinizdir ve sizin kendi profilleriniz vardır. Malzemesi farklı olabilir, ölçüleri farklı olabilir. Daha uzun, mesela piyasada satılmayan, Türkiye'de tek sizin ürettiğiniz boyda bazı profilleriniz vardır. Bunlar için kendinize özel kütüphane oluşturma konusunda aslında burası yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an ve bundan önceki bütün webinarlarımızın görüntü kayıtları alındı sesleriyle beraber. YouTube kanalımızdan onlara ulaşabilirsiniz. Publish Guide penceresine nereden girmiştiniz demiş Sultan Hanım. Bir dakika. Tekrardan parçaya geçelim. Menü sekmesinde sağ tarafta Content Center'ın hemen yanında ortada Publish Part var. Bu çizmiş olduğunuz parçayı hangi kategorinin altında yayınlayacağınızla alakalı kısım aslında. Editör ise sizin kütüphanenize kategorilerinizi oluşturmak veya standart parça kütüphanesinde var olan kategorileri kendi kütüphanenize eklemek için aslında var olan kısım. Burası bir düzenleme paneli diye düşünebiliriz. Publish Part'a tıkladığınız zaman da oluşturmuş olduğunuz kategorilere ilgili parçaları eklemiş oluyorsunuz. A üzerinde server'da Content Center'ı tutup her kullanıcı için ortak olan olarak kullanabilir miyiz? Şimdi şöyle göstereyim. Inventor'la alakalı ilk webinarımda bizim temeldeki proje yapımızı aslında anlatmıştım. Orada şunu yapmanız gerekiyor. Inventor bildiğiniz gibi proje bazlı çalışan bir ürün. İsterseniz bütün çalışmalarınızı default proje altında toplayabilirsiniz. İsterseniz yaptığınız işlere göre sınıflandırabilirsiniz. Her bir iş için proje oluşturduğunuzda folder options'ın altında content center kısmı var. Siz normalde bir parça, az önce parça çizdiğimde bu parçanın hatırlıyorsanız şöyle gelelim.
Sonuca geliyorum. Yine Publish Part'a tıkladım. En sonunda şu dosya uzantısına parçanın BMP uzantılı fotoğrafik görüntüsünü ve library altına bu parçanın standart halini eklemiştik aslında. Sizin bunu server'da yapıp, yani dosya yolunu server olarak gösterip, daha sonra Projects kısmında bütün projeleriniz için Content Center'ın dosya yolunu default olarak değil, istediğiniz dosya olarak, dosya yolu olarak göstermeniz gerekiyor sadece. Herkes buradaki kütüphaneden parça çekebilir mi? Elbette kütüphaneyi kiminle paylaşıyorsanız, sizin bilgisayarınızda da olabilir, ortak bir serverde de olabilir. Paylaşımı açtığınız zaman dosyanın klasörün görünürlüğünü, dediğim gibi buradan Projects'ten Folder Options'ın altındaki Content Center'a sağ tuş yapıp dosya yolunu göstermeniz yeterli olacaktır. Herkes oradan parça çekebilir. Sadece dediğim gibi bir değişiklik yapacaksanız veya farklı kullanıcılar bu kütüphaneye yeni bir parça eklemek istiyorlarsa Use Still Library kısmının rica edilmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bakalım. Devam edeyim bir. Başka sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Aslında kısaca anlatacaklarım bu şekilde. İstediğiniz herhangi bir parçayı bu şekilde tanımlayıp kendi kütüphanenizden çekebilirsiniz. Özelleştirilmiş parçalarınızı da tekrar tekrar modellemenize veya kopyalayıp kopyasının ismini değiştirerek tekrardan kullanmanıza gerek yok. Çünkü kopyalayıp isim değiştirmek bildiğiniz gibi biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü Türkçe karakter olduğunda, o parça başka bir yerde kullanıldığında veya siz aynı parçayı farkında olmadan farklı bir montaj içerisinde kullanmaya çalıştığınız zaman montaj parçanın ölçülerini değiştirdiğinizde ilk kullandığınız montajdaki bütün montaj ilişkileriniz patlayabilir, montajlarınız tekrardan düzenlenmek zorunda kalabilir. Böylece standart parça olarak oluşturduğunuzda siz istediğiniz gibi bu parçayı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. O zaman webinarımız bu şekildeydi. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur. Bana havasmith@proton.com.tr'den veya teknik@proton.com.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz. Webinar kayıtlarımıza YouTube'da ProtoAltar ismi altında webinar kayıtlarından ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de webinar duyurularımıza katılabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.